Anastasya. Demek hala buradasın. Malum pek asiydin. Haremde fazla yaşamazsın diyordum. Senin yüzünden oldu. Sen kaçırdın beni. Alçak köpek. Ne yapıyorsun hatun? Delirdin mi sen? Seni öldüreceğim bir gün. Yemin ediyorum. Beni kaçırdın, pişman olacaksın. İşittin mi Reyhan? Beni öldürecekmiş. Bir gün bana dua edeceksin hatun. Seni evinden getirdiğim için şükredeceksin. Tabii akıllı olur, laf dinlersen. Taşlığa dön. Hadi. Sultanım. Sizi görmek ne büyük saadet. Epeydir dairenize kapanmıştınız. Aslan şehzademizle güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ben at binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mustafa. Lalalar seni bekliyor. Zinhar eğitimini ihmal etme. Çalış. İyi yetişmelisin. Yetiş ki devlet-i aliyenin sana ihtiyacı olduğunda zorluk çekmeyesin. Devlet-i aliye sahipsiz değil. Yüce Rabbim Sultan Ahmet Han'ı başımızdan eksik etmesin. Amin. Derviş Ağa teklifinizden söz etti. Aramızda nifak tohumu ekmek istiyorsunuz. Şu küçük yılanı bile aslanın aklını çelmek için getirmediniz mi? Ben yılan değilim sultanım. Hadsiz! Koparıveririm senin o çatal dilini. En güvendiğin adamının bir nikahla ihanet edeceğini düşünüyor. Biricik evladının, şuncacık hatunun bir lafıyla sırt çevireceğini söylüyorsan, sen bu savaşı çoktan kaybetmişsin. Heh. Nihayet geldik küçük sultanımız. Mahsus yaptın değil mi? Halvete gireceğimi öğrenince mahsus kestin yolumu. Hayır. Bilerek yapmadım. O yüzden mi zorla girdin içeri ha? Şahiste. Ne oluyor gene? Dudu Hatun, ben hünkârımızın gözdesi olacaktım. Bu küçük aşifte mani oldu. Siz de şahitsiniz. Ağlayıp sızlanma. Hünkârımız hoş görüp kabul etmişken kimseye laf etmek düşmez. Cennet kalfa hünkârımızın hediyesidir. Gözdeler katına alın. Mah Beyker bundan böyle yukarıda kalacak. Usul neyse aynen tatbik edilsin. İşittiniz mi hatunlar? Boyuna bakıp aldanmayın, bir o kadar da yerin altında var çünkü. Belliydi zaten. Yanaklarına kan yürümüş kan. Topla eşyalarını, düşünün hadi. Şişt! Süsleneceğine yardım et. Nur topu gibi bir gözdemiz daha oldu. Ser yatağını, yerleştir eşyalarını hadi. Kavga gürültü yasak. Zinhar bir hadise istemiyorum. Gene yalan söylüyor olmasın? Ebe kadın muayene etsin. Ebe kadın muayene etsin. Vallahi artık baş başasınız. Sen muayene etsene.
hünkârımız sende ne buluyor anlamıyorum. Niye bu kadar kıymetlisin ki hatuncuk? Büyü mü yaptın yoksa? Evet. Büyü yaptım. Cadıyım ben. Uzak dur benden. Demek senin yanına verdiler bunu. Sorma. Meğer seni kapıda bırakıp hünkârımızın koynuna girmiş. Yazık değil mi bu hatuna? Neden yaptın bu hainliği? Hani istemiyordun Sultan Kralı? Nefret ediyordun ondan. Ne oldu ha? Koynuna girmek için beni mi bekledin? Girdiysem girdim. Sultan Ahmet beni istedi. Seni değil. Başımız belada. Senin başın belada. Benim alakam yok. Öldürürler beni. Yardım et bana. Kolun kül olmalıyım, yardım et. Beni karıştırma Şayeste. Ne gördüm ne işittim. Başının çaresine bak. Hali tavrı benim de hoşuma gitmiyor. Lakin... Şayeste. Allah seni kahretmesin. Hacı, hacı koş, koş yukarı. Çabuk. Yemin ederim nasıl oldu bilmiyorum. İki gözüm önüne aksın bilmiyorum. Kalfalar. Atın şunu zindana. Canını mı kastetmişler hatunu? Peker ölmüş mü? Kimi soruyorsun Gölge Hatun, anlamıyorum. Mahpeykeri. Gözdeler katına çıktı. Lakin çıkar çıkmaz da düştü. Kaçır beni burada Gönge.
ne olur yardım et. Ne diyorsun Hatun? Giremezsin, yasak. Hayrola Gölge Hatun? Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Derviş, Lale Mehmet Paşa'yı çağır hemen. Emredersiniz. Ne yapıyorsun Hatun sen? Neden bahsediyor bu hatun acaba? Han Hazretleri! Bırak beni, git. Görme beni böyle. Ne olur git. Bakma. Asya. Şahit. Bırakın beni. Bırakın.
Gel. Hünkârım. Bağışlayın. Şeytan uydum ben. İster zindana at, istersen saraydan kov, istersen emret. Hemen şimdi canını alsınlar. Sana emanet o hatun ve sen sahip çıkamadın. 40 tane elim yok ya. Sultanımıza mı yetişeyim? Çocuk mu bakayım? Neden bağışladın onu? Sana önce kötülük yapmışken, ondan intikamını alabilecekken, neden bağışladın? Çok korkunç. Çirkin oldum, bakma. Seni ilk gördüğüm andan beri sen de güzellikten çok daha fazlası olduğunu biliyordum. Az evvel kalbinin de büyüklüğünü gösterdin. Şayeste yüzünden değil. Başıma gelenleri sebebi o değil. Ben miyim? Bütün kötülükleri yapan, tüm bunlara sebep olan. Babam derdi ki, kaderin 3 derecesi varmış. Bu derecalar, insan doğar doğmaz kader ipliğini bükmeye başlarmış. Bu görünmez iplerle insanları birbirlerine, evlere, şehirlere bağlarlarmış. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, kaçamaz mısın? Bizim kaderimizin ipleri de birbirine bağlı Nasya. Sana söylemiştim. Hiçbir şey tesadüf değil. Bilmiyorum. Belki de ipleri elimize almalıyız.
Ne? Neyi tamam? Sen bana yardım edeceksin. Kaçmam için yardım edeceksin. Şu pes bayağı halinle bile hünkârımızın alakasına mazhar oluyorsun ya. Pes vallahi pes. Yumuşacık. Hasip beklerden yolladı Zahir. Yükte hafif, pahada ağır. En sevdiğim. Ne duruyorsun Hatuncuk, açsana. Allah Allah. Ne halin varsa gör. Alexander. Anastasia. Ne yaptılar sana böyle? Beni burayı kapattılar Alex. Dövdüler. Kaç kere ölümden doğdum. Çok istedim gelmeyi, seni bulmayı. Ama imkansız dediler. Seni bir daha göreceğimi düşünmedim. Gördün işte. Buradayım. Yaşıyorum. Az kaldı Alex. Kaçıp gideceğim. Yüceysa. Sen yardım edeceksin bana. Kapıyı sen açacaksın. Nasya? Hünkârım. Ben size teşekkür etmek için gelmiştim. Yani hediyeniz için. Kim bu? Sordum, konuşmadı. Yüzümü bile bakmadı. Adı İskender. Yeniçeri kullarımdan bir acemi oğlan. Birlikte kılıç talimi yapıyoruz. İskender. Anastasia. Benim gözdemdir. Sen hareme dön. Şimdi talim vakti.
onu buldum gölge. Kapıyı kimin açacağını buldum. Alexander. Ormanda beni kurtaran çocuk. O burada. Onunla konuşmam lazım. Bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Mahpeker. Ben kaçmana yardım edebilirim. Ne istersen söyle. Bizi görmedin şayeste. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senden istediğim tek şey bu. Anladın mı? Erken pes ettin. Henüz pes etmedim hünkârım. Nedir bu halin İskender? Kardeşim Şehzade Mustafa bile mağlup eder seni. Bağışlayın hünkârım. Aklın nerede senin? Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Sen ocağa dön İskender. Talime sonra devam ederiz. Hatırlıyor musun? O kurdeleyi aldığın gün bana bir söz vermiştin. Hiç unutmadım zaten. Şimdi sözünü tutma vakti geldi Alex. Buradan kaçmama yardım edeceksin. Nasıl yardım edeceğim? Hem sen hünkârın gözdesi olmuşsun. Ben kimsenin değilim. Acemi oğlan. Ne yapıyorsun orada? Toparlan, hadi gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapacağım? Söyle çabuk.